Pazarda fiyatlar yüksek, vatandaşlar dertli. Yaz aylarında ucuzlaması gereken yaş, sebze ve meyve fiyatları sonbaharda da sürekli zamlanıyor. Esnaf fiyatların yüksek olması nedeniyle satış yapamazken vatandaş da fiyatların yüksek olmasından şikayetçi. Yüksek fiyattan aldıkları ürünlere kar payı koyarak satan pazarcılar durumun kendileriyle ilgili olmadığını belirtirken vatandaşlar da geldikleri pazarlardan elleri boş dönmeye başladı. 25 senedir pazarcılık yapan Mehmet Özçelik girdi maliyetlerine dikkat çekti, fiyatların yüksek olmasından bahsetti. Her çeşit ürün satıyorum. Meyve, sebze, bunların ham maddesi pahalı olduğu için mazotu, gübresi, suyu buraya düşeceği kadar bu fiyatlara çıkıyor işte. En pahalı ürünümüz çilektir, kividir. 50 milyon lira kivi. Avokadodur. Yeşillik ürünleri satan Ulaş Maltaş fiyatlar hakkında bilgiler verdi. Müşterilerin fiyatlara farklı tepkiler verdiğini dile getirdi. Marul, limon, soğan, maydanoz, brokoli, kereviz, havuç, turp, marul tane 5. Limon filesi 5, kilosu 10 lira, soğan 3 lira, ıspanak abi bağı 2 lira. Fiyatlar normal, çok pahalı bir ürünümüz yok abi. Vatandaşlar bazen fazla tepki veriyor, bazen çok iyi diyor. O yüzden biz de daha elimizden geldiği kadar ucuz satmaya başlıyoruz. Pazarda kendi yetiştirdiği ürünleri satan Yeni Geçit Veren köyünden Abdullah Bulut da duruma göre indirim yaptığını söyledi. Fasulyemiz var, eriklerimiz var, biberimiz var, ıspanağımız var bahçemizden, maydanoz, mısırlar kendimizin. Bunları işte getiriyoruz, kendi yetiştirdiklerimizi burada değerlendiriyoruz. Ürünlerin fiyatı nedir abi? Ispanağı 8 ile 10 lira arasında fiyatımız var, ilk çıkımı. Fasulye 5 lira, boncuk ayşe var 15 lira. Bizimkisi en hesaplısı, yani şimdi kendimiz ürettiğimiz için müşterinin durumuna göre ikram da edebiliyoruz bazı şeylerde. Kârımızdan feragat ediyoruz yani. Pazar alışverişi yapan Muharrem Türk de pazar fiyatlarını değerlendirdi. Normal ya, normal. Yani sizi zorladı mı, memnun musunuz şu anki fiyatlardan? Geçen ya, hafta nasıldı? Ya geçen hafta gelmedim ama pek de memnun değilim yani. Bazı şeyler pahalı yani. Ne aldınız mesela? Mesela bundan aldım 4 lira kilosu. Şey aldım, üzüm aldım 5 lira. Ne kadar bir harcama yaptınız şu ana kadar? 80 milyon lira oldu. Peki ihtiyaçlarınızın tamamını alabildiniz mi? Alamadım. Yok, imkanı yok. İmkanı yok, alamadım yani. Ta ihtiyacım var ya, alacağım. Hayrettin Azman aldığı ürünlerden ve yaptığı harcamalardan bahsetti. Fiyatların fazlalığından yakındı. Fiyatlar nasıl? Vallahi çok uçuk. Uçuk. Neler aldınız abi? Neler var çantanızda? Vallahi kavun aldım, incir aldım, erik aldım, domates aldım. Ne kadar şu an para harcadınız? 100 lira. Peki evet. Daha alacaklarınız var mı? Valla alacağım çok da alma durumu yok. Emekli Şaban Demiroğlu ise fiyatların yüksek oluşunu öne sürerek akşam pazarını beklediğini dile getirdi. Sen, pazarın durumunu sor, emeklinin halini sor. Emekli yerlerde, sürünmekte. Sürünmektedir abi, ne olacak? Aha, ayın kaçı abi bugün? Aha, cepteki para bu. Kiracıyım, emekliyim. İşte bu. İş bulursam bak dolanıyorum. Etraftan bir iş taşınır, birisi taşınır da taşırım. Bir de ekmek parası kazanırım diye. İşte emeklinin hali bu. Ondan sonra da çıkıyorlar. Enflasyon düşmüş. Doğru. Düşmüş. Ayağımız dolaşıyor, yere düşüyoruz. Ayaklar altına serilmiş. Sen fazla alışveriş yapabildin mi abi? Yok abi, daha nerede? Daha akşamı bekleyeceğiz. Akşamı bekleyeceğiz, alışveriş yapabilirsek yapacağız. Şu an fiyatlar nasıl peki sence? Pahalı. Pahalı abi. Aldığımız paraya göre, maaşa göre pahalı. Emekliye göre pahalı. Askeri ücretliye göre pahalı.